اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zünebina Muhammed. Salli ala. Sallu ala tabibi kulübina ve kurrati aynina Muhammed. Allahümme salli Muhammed. Yüce Rabbimiz sohbetimizi hayırlara vesile kılsın. Allahu Teala Celle Celaluhu siz dinleyen güzel insanlardan ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlar sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi çok hayırlı eylesin. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eylesin. Hepsinin ama hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde kılan, Rabbimizin yolunda yürüyen bahtiyar kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. İza mâte'l mümin kâneti's salâtu 'inda râsihî ve's sadakatu 'inda yemînihî ve's sıyâmu 'inda sadrihî. Sana karasülullah. Yani sevgililer sevgilisi Biricik liderimiz, önderimiz, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde mealen şöyle buyurdular. Mümin ölünce namazları baş ucunda, sadakaları sağ yanında, orucu da göğsünde kalbin üzerinde bulunur buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimize iman, Kur'an selameti nasip eylesin. Ölüm meleği geldiği zaman da inşallah kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle hep beraber buyuralım. Eşhedü <tuh> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek huzura varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ama ne kadar büyük bir müjde alıyoruz bu hadis-i şeriften. Bir sefer Namazlarımızı kılıyoruz ya elhamdülillah. Rabbim ölünceye kadar bizlere bıraktırtmasın ve evlatlarımıza, neslimize de kıyamete kadar devam ettirsin inşallah. Namaz kılınca insan bilmeli ki bu namazlar dünyasına da yarıyor, ölüm anında da yarıyor, kabrinde de yarıyor, ahiretinde de yarıyor. Ta cennete kadar onu taşıyor. Elhamdülillah. Namaz kılmak bir bahtiyarlıktır. Namaz kılmak bir erdemdir, kalitedir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o namazlar kılınıyor ya bize ölüm meleği geldiği zaman ölüm efendinin bizimle karşı karşıya geldiğinde Cenab-ı Hak bir dakika diyecek ölüm meleğine. Bu benim razı olmuş olduğum bir kuldur. Namazlarını kılmış oluyordu. Dolayısıyla namazlar başucunda bir nur şeklinde belirecek. Sonra namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Bir de sadaka veriyoruz. Yani hayır hasenat yapıyoruz. Zekatlarımız, fitremiz, efendim insanlar yardımlarımız. Bundan da mutluluk diyoruz elhamdülillah. Rabbim daha fazla verse de biz de ona göre efendim daha fazla dışarıya efendim aktarsak, cömert olsak diye bakıyoruz. İnşallah Rabbim versin. Zaten o söz veriyor. En az bire 10 vereceğini sözünü veriyor. Biz de bunu hissediyoruz, yaşıyoruz. Ve sadakalar da efendim verildi dualar alındı. Cenab-ı bunları da boşa götürmüyor. Tam ölüm anında o sadakaların da nuru sağ tarafında böyle beliriyor, bekliyor. Ondan sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, oruç tuttuğun oruçlar, ister Ramazan'da tuttuğun oruçlar, isterse Ramazan-ı Şerif'in dışında tutmuş olun nafile oruçlar. Ne yapıyor? Onlar da göğsün üzerinde, kalbin üzerinde böyle bir nur şeklinde bekliyor. Yani bir tarafta efendim ta başımızın üzerinde nur. Bir tarafta sağımızda nur. E sol tarafta da kalbimiz olduğu için sol tarafımızda kalbimizin üzerinde nur. Ölüm meleği geldiğinde bu nurların içerisinde hiç ama hiç sıkıntı verditmeden senin ruhun alınıyor. Allah'a teslim oluyorsun ve gidiyorsun ahirete. O gidiş ne kadar güzel bir gidiştir. Yani seninle beraber gelen bir de efendim sadece orada kalmıyorlar. Onların sevaplarıyla beraber gidiyorsun. Mesela çok cani bir dikkattir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor sahabe-i kiram. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sizin görmediğiniz ümmetinden insanları mahşer günde nasıl tanıyacaksınız? Öyle ya kıyamete kadar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aşık, onun yolunda yürüyen ümmeti var. Dolayısıyla şu anda bile asrımızda, çağımızda, günümüzde yaşayan insanların içerisinde 8 milyar insan var. Bunun yaklaşık 2 milyar insanı Müslüman, mümin, Peygamber aleyhissalatü vesselama inanmış güzel insanlar. Nasıl tanıyacaksınız ya Resulallah, mahşer ya? Mahşerde bu insanları sizin ümmetiniz olduğunu nasıl anlayacaksınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki onları ben abdest azalarını yıkadıkları yerleri nur olarak böyle efendim pırıl pırıl parlamış olduğunu göreceğim. Ha bu benim ümmetimdir diye orada karar vereceğim. Öyle tanıyacağım buyurur. Her şeyin nasıl bir markası varsa işareti varsa ümmeti Muhammed'in de biz müslümanların da markası abdest azalarımız abdest nurlarımız o yıkadığımız yüzlerimiz kollarımız ayaklarımız efendim bir nur olarak paylaşacak inşallah. Rabbim bu parıltılarımızı arttırmayı nasip etsin. Yani abdestsiz mümkünse yere basmayı nasip etsin. Abdestle gezmeyi nasip etsin. abdestle yatmayı nasip etsin. Kalktığımızda yine abdest almayı nasip etsin. Ve Allah'ın rızasını kazanarak huzura varabilmeyi nasip eylesin. Dostlar, güzel insanlar. Namazımızı hiç bırakmıyoruz. Bu bizim zaten olmazsa olmazımız. Çünkü namazsız mümin düşünülemez. Beş vakit namazımızı Allah bizden istiyor kılmamızı. Yani o bize efendim yaparsanız da olur, yapmazsanız da olmaz diye bırakılmış kendi toleransımız, kendi efendim inisiyatifimizde olan bir olay değil. Hayır efendim, Allah bunu istiyor, bunu da yapacağız inşallah. Ne pahasına olursa olsun. Yani bunun için herhangi bir şekilde bizim kısıtlanmamış söz konusu değil. Ayakta kılamıyorsan oturarak kılıyorsun, oturarak kılamıyorsan hafif uzanıyorsun, şöyle yaslanıyorsun, o şekilde kılıyorsun. Efendim serumlar bağlı oluyor. Öbür tarafta herhangi bir şekilde ayağa kalkamıyorsun, alçılı vesaire kolların, bacakların olabiliyor. Ama olsun sen yine yattığın yerde bir efendim tuğlayla, mermerle ondan sonra e, topraktan yapılmış olan bir malzeme ile teyemmü abdestini alıyorsun. Yine namazını kılıyorsun. Rabbim ayırmasın inşallah. Buradan sonra daha sonrasında derslerimize devam ederiz. Sadaka noktasına gelince de sadaka her zaman yapılan iyiliklerdir. Bazen insanın efendim yoldan kaldıracağı bir taş bile efendim insanlar rahatsızlık verir dersiniz, kenara koyarsınız. Bu da bir sadaka sevabı getirir. Bazen bakarsınız hiçbir şeyiniz yoktur. Ay Ayşe annemizin radıyallahu anh yaptığı gibi kapıya geliyor bir efendim fakir insan. Çocuğuma bir şey verir falan deyince Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki benim de yiyecek bir şeyim yok. Bir hurmam var. İsterseniz şöyle yapalım. Yarısını ben tutayım. Yarısını size vereyim. Yani hurmayı ikiye bölüp de buradan da gelir mi sadaka sevabı? Evet gelir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta başka bir hadisinde ne, buyuruyor bize? Efendim yarım hurmayla da bile olsun, yarım hurmayla da bile olsun kendinizi ateşten koruyun buyuruyor. Yani o sadakalar efendim bizim gelecek olan depremdir, belalardır, musibetlerdir. Ne varsa onları durduruyor. Yani ne kadar fazla sadaka verirsek o kadar kardayız hem dünyada hem ahirette. Onu bırakmayalım. Her gün için hatta şöyle yapabilirsiniz, yapabiliriz. Efendim ben bunu uyguluyorum. çok daha faydasını görüyorum. Siz de görürsünüz. Hemen evimin ee, göreceğim bir yerinde, kapı önünde, o portmanto denilen efendim yerde, ayakkabılığın üstünde bir tane sadaka kutusu bulunduruyorum. Efendim e, mesela İkseç Vakfı'nın böyle güzel vakfımızın hazırlamış olduğu ev modeli, dükkan modeli harika kutuları var. Bunlardan istetelim. Hatta öyle oluyor ki Allah razı olsun kardeşlerimiz, e, alo diyorsunuz benim kutum doldu. Geliyorlar evinize kadar, dükkanınıza kadar sizden bunu alıyorlar. Ama oraya 1 lira atıyorsunuz her gün. Veya 2 lira, 5 lira artan paralarınızı efendim oraya atıyorsunuz. Belalara karşı, musibetlere karşı ve çocuğunuzun efendim Değişik kimselerle karşılaşması gönderiyorsunuz onlara okula. Neyle karşılaşacaklar belli değil. Ama Allah Teala bu sadakalar sayesinde gelecek olanlara kırmızı kart gösteriyor. Dur gidemezsin. Çünkü kulum benim rızam için sadaka verdi. Ben ne efendim buraya müsaade etmiyorum gelecek olan belalara buyuruyor. Nasılsa bunu yapalım ya yani. çok da faydasını görürüz diye öneriyorum tabi. Üçüncüsü de en önemlisi tabi şimdi günümüzün meselelerinden birisi de nedir? Oruç. Yani oruç da bizi orada efendim Allah'ın izniyle ta, vefat edeceğimiz sırada boş bırakmıyor. Kabirde boş bırakmayacak, ahirette boş bırakmayacak. Onun için de oruç ölüm anında göğsümüzün üzerinde, kalbimizin üzerinde böyle nurlar halinde bizi bekliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Oruç noktasında Allah için, Allah rızası için bir gün insan oruç tutsa, Ramazan dışında, Ramazan ki zaten farz, Ramazan dışında bir gün oruç tutuyorsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah bu sayede seni 70 senelik mesafe cehennemden uzaklaştırır buyurur. 70 senelik mesafe olarak cehennemden uzaklaştırılıyorsun. Bir gün Allah için tutmuş olun oruç sayesinde. Onun için ne kadar fazla yaparsak bizim için kardır. Mesela Ramazan-ı Şerif geliyor değil mi? Ramazan-ı Şerif'in orucunu şöyle bir tahlil etsek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur Men sâme ramadâne imanen vehtisâben ma lehumâ tekaddemimizden bih Allahu Ekber. İnanarak sırf Allah rızası için, mükafatın sırf Allah'tan bekleyerek bir insan Ramazan-ı Şerif'te oruç tutsa Allah Celle Cile onun geçmiş günahlarını bağışlar, affeder buyuruyor. Elhamdülillah. Rabbim Ramazan-ı Şerif'te böyle heyecanla, zevkle oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Böyle saate bakarak ikilem içerisinde kalmış. Efendim böyle oruç ne zaman biter düşüncesiyle değil tam aksine. Allah'ım şükürler olsun Ramazan-ı Şerif'e girdim. sen rızan için orucumu tutuyorum ya Rabbi deyip de böyle güzel bir oruç bizim geçmiş olan günahlarımızı affettiriyor. Bu ne kadar muazzam bir şey. Başka bir hadisinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki allah Teala Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'te orucu farz kıldı. Ben de gece ibadeti olarak teravihi sünnet kıldım. Kim? Efendim Allah'ın farz kılmış olduğu orucunu tutar. Ve kim de gece namazı olan teravihini kılar, bunlar da Allah rızasını yapar, mükafatını Allah'tan beklemek suretiyle yaparsa Allah Celle Celaluhu o kimseyi annesinden doğduğu gün gibi tertemiz kılar buyurur. Allahu Ekber. Annenden doğduğun günü bir efendim düşünüyorsun. Diyorsun ki benim hiçbir günahım yoktu tertemizdim. Aynı bu Ramazan-ı Şerif'te teravihleri banko bu duble kılıyoruz. Hiç arada bir aksatlık yapmıyoruz. Ona göre programlar yapıyoruz. Yani hızlı hocalar falan bakmıyoruz. Böyle güzel Allah rızası için namaz kılacağız. Camiye giderken gayet güzel efendim giyiniyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. çünkü Allah'ın huzuruna ibadet için çıkacağız. Ondan sonra orucumuzu tutuyoruz. Orucumuzu tutarken dikkat ediyoruz. Haramlara efendim bakmıyoruz. Yalan gıybet neyse bunları konuşmuyoruz. Ondan sonra efendim orucun iftarına yakın ellerimizi açıp oruçlu ağızlarımıza ümmete dua ediyoruz. Çocuklarımıza dua ediyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müjdesi var. Diyor ki oruç tutan bir kimse olur ki çok çalışıyor. Ondan sonra biraz efendim artık yorgunluktan susuyor, konuşamıyor da susması tesbihtir. İlla böyle la ilahe illallah, la ilahe illallah tesbihini söylemesi de gerekmez. Allah onun susmasını tesbih olarak kabul ediyor. Sonra uykusu ibadettir. Yattırın efendim bir kenara. Namazdan tabii kaçırmamak şartıyla öğlenin ikindini. Ondan sonra orucun efendim bitmesini beklerken bir kenarda da uyudun. Uykun da ibadet sayılıyor. Sonra oruçlarının duası makbuldür. Yani Allah Celle Oruçlu'nun ağzından çıkan duaları kabul ediyor. Ve amellerin sevabı da katmerlidir. Yani amellerin başka zamanlarda eve yaptıklarında nasıl bir tane şimdi yetmiş tane gibi kabul ediliyor. Yani yetmiş çarpısıyla sana dönüyor. Rabbim inşallah dolu dolu Ramazan-ı Şerifleri geçirmeyi nasip etsin. Hepimize, hepimize, çocuklarımıza, neslimize, zürriyetimize. Amin. Bir de şunu hiç unutmayalım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize oruç tutan kimse e, muhakkak muhakkak ama muhakkak ne yapsın suyla de olsun sahura kalksın çünkü sahur berekettir diyor sahura kalkmak lazım. Sahurda efendim Allah'ın rahmeti yani efendim bize sağanak sağanak yağ gör geliyor. Dualarımızı yapacağız, sahurumuzu yapacağız. Efendim hemen ondan sonra mümkünse mukabele camiye çıkacağız. Ama ben işe gidiyorum ya efendim yatmak zorundayım. O zaman sabah namazını kılmadan aman yatma. Bekle zaten sahur sınırında ezan okunuyor. Ezandan sonra hemen namazını kıl, öyle yat. Çünkü hem oruçlu hem de namazı kaçıran birisi olmayalım, olmamız da gerekir Allah'ın izniyle. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bize diyor ki, oruçlu olan kimse bir de Kur'an okuyan kimse bilsin ki bunlar hem oruç hem Kur'an kıyamet gününde şefaatçi olarak gelirler. Ya Rabbi benim için aç kaldı, susuz kaldı, istediklerini yapamadı. Dolayısıyla şimdi ben bir buna şefaat etmek istiyorum. Kabuldür, buyurun. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim gelecek, Allah'ım benim efendim okumam için bu neler çekti, ne zahmetler çekti. Millet uyuyordu, millet çay içiyordu, efendim rahatına bakıyordu. Bu gitti, efendim kekeleyerek doldu, Kur'an okudu, onu Kur'an'ın elinden bırakmadı. Ben de şefaat etmek istiyorum. Buyurun, kabuldür. Rabbim bu şefaatçiyi efendim ve diğer şefaatçileri başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın üzere nasip etsin hepimize inşallah. Amin. Dostlar sohbetim bitirirken orucu efendim dikkate alırken şunlara özellikle istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Mesela bir insan oruçlu olabilir. Dikkat, et, dikkat edelim buna. Oruçluyken yattık. Daha sonra bir kalktık ki gusül abdesti icap etti. Yani ihtilam olma dedik. Orucumuza bir zararı var mı? Yok. Gusül abdestimizi alırız. Orucumuza devam ederiz. Yani orada önemli olan neye dikkat etmek? Ağzımıza, burnumuza su verirken aşırıya götürüp de bunun içerisine kaçmamasına dikkat etmemiz lazım. Mesela bazen şu da olabilir. Siz akşamleyin ondan sonra yattınız ve ailenizle beraber oldunuz. Ramazan gecelerinde insanın eşiyle beraber olması helaldir, normaldir. Gündüz haramdır, oruç tuttuğu sürece. Ama geceliğin helaldir. Helalinizle beraber oldunuz, sabahleyin sahura bir kalktınız ki e, sahurun bitmesine, imsak atmasına çok az bir zaman var. O zaman efendim eğer gusül abdesti alsanız e, sahuru yetiştiremeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? güzel elinizi, ağzınızı falan yıkarsınız, sahurunuzu afiyetle yersiniz, niyetinizi yaparsınız, sonra musallat testini alırsınız. Bu bir kolay lektür. Bunu da değerlendirelim inşallah. Mesela bazıları kan aldırır. Kan aldırmakta bir sıkıntı yok. Kan içeri girerse sıkıntı var. Dışarı çıkarsa herhangi bir şey yok. Bazıları hatta çok sıkıntılı, bir nefes almada, vermede, onlar bir efendim, fıs fıs diyelim artık neyse o tip bir şey, sprey kullanıyorlar. Onlarda da bir sıkıntı olmuyor diyen yani işte başkanlar buna fetva veriyorlar. İşte bazıları dil altı hapı kullanmak zorunda kalıyor. O da efendim buna müsaade ediliyor. Kullanabilirsiniz diye. Ama diğer haplar böyle yutma şeklinde değil. Bu dil altı hapı kayboluyor kendinden efendim hemen ağzında içeriye gitmediği için buna fetva vermişler. Ama yani sıkıntılandığımız konular olabilir mi? Olabilir. Hemen Alo 190'ı arayacağız. Alo 190 dediğimiz zaman 190'da efendim nerede olursak olsun, Türkiye'nin veya dünyanın neresinde olursak olalım 190 hattı bizi diyanetin e, fetva sorularına cevap yerine gönderiyor. Canlı olarak bir hoca hanım veya bir hoca efendi çıkıyor, sizin sorularınıza cevap veriyor. Bunu her zaman e, 365 gün 24 saat Kullanma şansımız var. Bunu ihmal etmeyelim. Ale 190 fetva hattı. Bu bizim için çok elzem, çok lazım olan bir şeydir. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi eyle. her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, son nefese iman, Kur'an, şehadet nasip eyle, cennetine, cemaline kavuşmayı nasip eyle, cehenneminden azad eyle, kendine hakiki kul, Habibine hakiki ümmet eyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşabilmeyi, kudretlaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izinden yolundan bizi, çocuklarımızı, neslimizi ayırma. Ya Rabbi bizlere haram lokma yedirme. Allah'ın bütün kazançlarının helalinden nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Allah'ım ya Rabbi bankalara herhangi bir şekilde faizlere bulaşanları da kurtar ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur makamlarını cennet eyle. Bizim de öldüğümüzde bize hep beraber buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu sözünü kolaylıkla söylemeyi sonra da inşallah kabrimize girerken cennet vahşesine girer gibi girebilmeyi ve sırat köprüsünden şimşek gibi yıldırım gibi geçebilmeyi ilk yerlerle beraber cennete girebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. Amin. Dua bekleyen kardeşlerimiz var. Onların da dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle. Dünya birçok sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rabbi ya Rabbi. Allah'ım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır olarak ne istediyse bizlere ikram et ya Rabbi. Neden sığınırlarsa bizlere de muhafaza et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi. Subhanikallah ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve tübü leyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için günahlar affı olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlen defi için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha.